Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yaşam ve Madeni sunar. Merhaba sevgili seyirciler, Yaşam ve Maden programına hoş geldiniz. Bugün konu başlığımız doğal taşlar ve sular. Bunun için çok değerli bir konuk ağırlıyoruz bugün. Jeofizik mühendisi ve hidrojeolog Profesör Doktor Erdoğan Yüzer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Vallahi bugün bir özgeçmişinize baktığımda gerçekten çok donanımlı. Birçok üniversitelerde, yurt dışında, Amerika'da, evet. Japonya'da, hatta Almanya'da dersler verdiniz. Hem yüksek lisans, yüksek lisans doktora düzeylerinde. O yüzden bugün değerli bilgilerinizden faydalanmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Önce neyle başlayalım istiyorsanız, maden nedir esas? Aynen. Efendim, maden nedir? Belki sunum akışı içinde bir yer varını getirelim. Biraz sonra akışta görülecek zaten. Görülecek ki orada yer kabuğu dediğimiz, hı hı, aslında bir elmayı düşünürseniz, hı hı, elmanın kabuğu kadar ince olan bir kısmında bütün zenginlikleri içeren bir zarf var. Hı hı. O zarfın içinden çıkan her şeye biz bugünkü gereksinimlerimizi karşılamak için kullanıyoruz. Bunlar taş, toprak, su, gaz, petrol, ne aklınıza gelirse. Hı hı. Dolayısıyla madenin en güzel tanımını ben değişik lügatları karıştırdıktan, sözcükleri karıştırırken, hı hı, nerede buldum biliyor musunuz? İlk öğretim sözcüğünde buldum. Yok ya orada. Maden, topraktan, aslında orada yer kabuğundan demek isteniyor ama, hı hı, topraktan çıkan ve insan yararına kullanılan her şey bir madendir diyor. Hı hı. Dolayısıyla bizim maden diye daha çok odaklandığımız o altın gibi, gümüş gibi, demir, kurşun gibi parıltılı, evet, metaller, onlar madenlerin sadece bir kısmı. Bir kısmı. Onları, evet, metaller diyoruz. Hı. Onun dışında endüstriyel mineraller var, onun dışında enerji ham maddeleri var ve mutlaka mutlaka yaşamın özü diye nitelendirdiğimiz su var. Su bir maden. Su da bir doğal maden, taş, doğru. Kesinlikle bir maden. Evet. Dolayısıyla maden tanımını bu türlü genişleterek, yer kabuğundan çıkıp da insanların, daha genişleterek söyleyeyim, canlıların yararına kullanabildiğimiz her madde bir madendir. Hı hı. Bu katı fazında olabilir, sıvı fazında olabilir, hı hı, petrol gibi, gaz fazında olabilir, hı hı, doğal gaz. Bunların her biri bir madendir. Hı hı. Böyle özetlemek mümkün efendim. Ya hiç ben onu sorgulamayı düşünmedim, suları. Maden suyu, bugün program öncesinde konuştuk. Kesinlikle. Maden suyu içiyorum hakikaten. Doğru. Şu anda ben de maden, doğru, suyu içiyorum. Doğru, doğru. Ve maden, sadece, evet, onunla da sınırlı değil. Maden suyuyla da değil. İçtiğimiz menba suları var, kaynak, evet, suları var. Doğru. Çeşme suyu var. Doğru. Ve onlar eğer iyi arıtılıp bize sağlığımız için zararlı olan maddelerden arındırılırsa, o da bir maden. Doğru. Düşünün, susuz bir yaşamı düşünebilir misiniz? Onun için İmkansız. Yaşamın özü sudur diyoruz. Ve bütün kutsal kitaplarda, bizim kitabımızda da, Kur'an-ı Kerim'de de, örneğin Enbiya suresinde geçer. Canlı olan her şeyi sudan yarattık der. Ve böylelikle suyun aziz bir varlık olduğu ortaya konur. Böylece de madenler de çok önem taşıyor. Evet. Bu boyama kitabını bakalım, gösterelim madem ilk öğretim kitaplarında. Doğrudur. Evet. Doğrudur. Aslında bizim toplumumuzda bu inancı, bu tanımın genişliğini duyurabilmek için bu kitap çok yararlı. Hı hı. Maden nedir? Boyama kitabı daha ilkokul öncesi çağda, boyamayı becerebilen kuşaklarda, 3-4 yaşında, evet, itibaren madenin ne olduğunu eğer bu topluma öğretebilirsek, Türkiye çok önemli bir adım atmış olur. Çünkü son zamanda özellikle bazı çevrelerin kamuoyunda bir negatif algı yaratmak amacıyla yaptıkları biraz da yanlı diyebileceğim yayınlar var ki bunlara hiç bu sektör ne dünyada ne ülkemizde hak etmiyor. Madensiz bir yaşam olamaz. Mümkün, doğru, değil. Doğru. Mümkün değil. Oturduğumuz masadan elimize aldığımız televizyon veya konuğu olduğumuz, doğru, televizyon, elimize aldığımız telefon, telefonlar, her şey, evet, her şeyin içinde her şey mutlaka, evet, olmazsa olmazı şu veya bu şekilde, şu, hı-hı, veya bir oranda
maden var. Hı hı. Mutlaka. Siz de biliyorsunuz biz Profesör Orhan Kural'la birlikte evet. program yapıyorduk. Doğru söylüyorsunuz. Onun vesilesiyle de zaten ben burada şu anda oturuyorum karşınızda ve programı evet. sunmanın gururunu yaşıyorum. Evet. Kendisi de maden profesörüydü. Doğru. Orhan evet. Kural öğrenciliğinden itibaren benim yönetimde bulunduğum dönemde de benimle birlikte çalışan, son derece çalışkan, sadece belki onu toplumumuz bir gezgin olarak yazdığı kitaplarla o tarafıyla bilir. Ama Orhan Kural bir bilim adamıydı her şeyden önce. Matematiği çok iyi bilen ve çok iyi öğreten bir bilim adamıydı. Birçok kişiye de özel ders vermiş. Özel dersler verdiği ve öğrencilerini seçerek alırdı. Çünkü her biri başarılıydı. İstedikleri yerlere mutlaka girerlerdi. İnanır mısınız? Servetini, biriktirmenin önemli bir bölümünü maden fakültesindeki maden bölümü öğrencilerine verilmek üzere vasiyetini öyle bıraktı. Orhan Bey'i de burada anmış olalım. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Şimdi geçenlerde bir fuar oldu, maden evet. fuarı oldu. Doğru. Ondan biraz bahseder misiniz? Hatta bizim İnce Hanım, yönetmenimiz, yapımcımız bana da bir hediye getirmiş. Böyle ne kadar güzel. Çok o bir tatlı. Madenci şapkası. Madenci şapkası tam da kıyafetime uymuş. Şu anda böyle kapıma takamayacağım. Çok güzel. Bir fuardan söz ettiniz. Bu aralığın 9 ve 12 arasında, Perşembe Pazar günleri arasında TÜYAP'ta düzenlendi. Ve Maden Türkiye başlığı altında maden makinelerinin, iş makinelerinin ama özellikle Türkiye'de üretilenlerin sergilendiği bir fuardı. Bir tanıtımını izleyelim sonra üzerine devam edelim tabii, konuşmaya. Tabii olabilir efendim. Buyurun. Maden Türkiye 2021, 3 yıl aranın ardından kapılarını yeniden açtı. Asya'nın en büyük madencilik fuarı sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiye'nin değil, Orta Doğu'nun en büyük madencilik ve maden makineleri fuarı. Fuarlar ülkedeki madencilik teknolojisinin gelişimine ışık tutuyor. Bu tür fuarlar da ihracat, üretim gibi faaliyetlere katkı sağlayan etkinlikler oluyor. Maden Türkiye 2021'e yerli ve yabancı olmak üzere 350'den fazla firma katılıyor fuar alanında. Tünel, inşa ve makine ekipmanları dışında madencilik dünyasına ait son teknoloji ürünleri de sergileniyor. Her türlü yerli makine teçhizat var. Hatta çok az da ithal ürünleri de var. Madenlerde kullandığı makinelerin %90'ı yerli makinalardır. Burada sondaj makineleri var, her türlü yeraltı havalandırma makineleri var, cevher zenginleştirme makineleri var. Fuarın açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Şeref Kalaycı da katıldı. Kalaycı, Türk madenciliğinin geldiği noktaya değindi. Hayatımızın aslında her şeyi madenler üzerine kurulu diyebilirim. Türkiye olarak madenleri açısından zengin bir ülkeyiz. 90 çeşit madenin 70 çeşidi ülkemizde var. Çok tecrübeli, birikimli, yetişmiş insan gücümüz var madencilik alanında. İhracatımız var, üretimimiz var. Türkiye yurt dışında da maden arıyor. Özbekistan'da, Nijer'de, Sudan'da maden arama çalışmaları yapıyoruz. Zaten olması gereken de bu. Maden Türkiye 2021 fuarı sektör temsilcilerine yeni teknolojileri tanıtmakta kalmıyor.
Gelecek yılların hedefleri de masaya yatırılıyor. Madenciliğin gayri safi milli hasılaya katkısı diğer bütün sektörlerden daha yüksek. Pandemiye rağmen bu yıl ihracat 6 milyar dolarlara yaklaşıyor. Tabii ki hedefimiz 20-30 milyar dolarlar. Çok iyi gelişmeler görüyoruz bu konuda. Çok iyi tartışmalar, yani bir 10 yıl öncesi gibi değil. Çok da iyi bir noktadayız. Ama bundan vazgeçmemek lazım. Israrla yeni teknolojileri, yeni yaklaşımlara takip edip şirketlerin bunu sisteme alması lazım. Ama artık bir maden yatırımı için çevre ve sosyal boyutu olmazsa olmaz bir parçası. O zincirin ana halkalarından bir tanesi. Bir ekonomik büyüklük olarak dünyada 168 ülke söz sahibi madencilikte. 65 maden bazında düşündüğümüzde de 2019 yılında 18.3 trilyon ton maden üretilmiş ve bunun parasal büyüklüğü de 4.1 trilyon dolar. Yani muazzam bir büyüklükten bahsediyoruz. Neden? Çünkü sanayinin ham maddesi madenler. Onlar olmadan sanayide çarklar dönmez, ekonomik büyüklük olmaz, refah olmaz, kalkınma olmaz, sanayileşme olmaz. Asya'nın en büyük maden fuarıymış. Doğru efendim. Maşallah. Evet, gerçekten öyle. 350 firma katılmış. Katılıp ve daha da önemlisi, biraz önce belirtildiği gibi sergilenen iş makinelerinin, bunlar hem inşaat sektöründe hem maden sektöründe kullanılan makinelerin önemli bir bölümünün Türkiye'de yapılmış olması. %90 diyor, evet, bayağı iyi bir evet, %90'ının şey, Türkiye'de evet. yapılmış olması. Biz zaten ziyaretçilerin, komşu ülkelerde gelen ziyaretçiler, ondan siparişler daha çok onlardandı. Hı hı. Onlar bizim makinelerimizi hem teknolojik hem ekonomiklik açısından karşılaştırdıklarında diğer ülkelerden almak yerine Türkiye'den almayı tercih ediyorlar. Ekonomimize de bir katkı sağlıyor. Fevkalade. Önemli yani. Bir katkı sağlıyor hem de. Evet. Çok önemli bir katkı sağlıyor. Çok önemli. Gelecek sene tekrarlanacak bu Kasım ayında. Hı hı. Umarız örneğin doğal gaz sektörünün hemen hemen %100'e yakınlığını biz artık yurt dışındaki üretilen makinelerden değil, kendi yerli makinelerimizden karşılıyoruz. Son çok teknoloji bu, insan yaşamı, yani madende çalışan insanlarımızın yaşamı açısından da daha kaliteli bir yaşam sürümleri açısından da çok faydalı. Daha faydalı. Kaliteli, daha güvenilir. Daha güvenilir. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Doğru. O zaman şimdi şeye geçelim, yine bu Anadolu madenlerimize. Bu slayt bizim benimle birlikte genç arkadaşlarımın doğal taşları önce ülkemiz insanına tanıtmak, daha sonra bir adım daha atarak bunu yurt dışında Anadolu madenlerinin neler olduğunu veya Anadolu doğal taşlarının daha çok neler olduğunu evet. bilebilmek için son zamanda 8'er yıl arayla ilk 2008'de başladık. 2016'ya geldik ve şimdi 2021'de de yurt dışında tanıtmak üzere arkadaşlarımızla, hocalarımızla Teknik Üniversite'den bir araya geldik. Hı hı. Ve bir şeyler üretmeye gayret ediyoruz. Maşallah. Ve bu bizim için doğrusu onur verici. Hem Anadolu insanına, ülkemizin insanına hem de yurt dışına doğal taşlarımızı da tanıtmak son derece önemli geliyor bizim için ve kıvanç verici. Eğer bu yer yuvarını iyi öğrenebilirsek biz, hı hı. ki bugün artık metre mertebesinde bunları özellikle deprem dalgalarından yararlanarak bilebiliyoruz. Hı hı. Ve bu artık, yani deyim yerindeyse, avcumuzun işi gibi bilebildiğimiz bir evrenin içinde insan yaşayan bir gezegeni. Hmm. Bu çok önemli. Çünkü şu anda evrende bulunan gezegenlerinde biraz önce söylemeye çalıştım. Su varsa yaşam vardır. Doğru. Hatırlarsanız 1960'lı yıllarda ilk Apollo uzaya gönderildiğinde merakla beklenen şu sorunun cevabıydı. Ayda su var mı? Eğer ayda su olduğu o bize olumlu olarak cevaplanabilseydi, o zaman diyebilecektik ayda yaşam var. He. Çünkü su yaşamın özü, yaşamın olmazsa olması. Doğru. Evet. O yüzden bu yer kabuğundan çıkarılan her maddeyi su mutlaka, ki maden diye onu vasıflandırdık, mutlaka olmazsa olmazı bu bizim. Ve ama bugünkü konumuz daha çok doğal taşlara. Doğal taşlar, ama sonradan giderek doğal taşları, suları birleştireceğiz.
deyim yerinde işte kucaklaştırılacağız ve bize neler söylemek istediklerini o sessiz tanığı dinlemeye çalışacağız. Tamamdır. Evet. Ona sonra geçelim o zaman. Bakın burada bir dua var. Doğayı biz mutlaka taşıyla, toprağıyla, suyuyla birlikte tanımlıyoruz. Ve yalnızca diyoruz doğa dediğimiz zaman yaratana ait olan, insan becerisiyle değil, yaratanın bize ve tüm canlılara lütfettiği bir zenginlik olarak tanımlıyoruz. Kıymetini bilmek gerekiyor. Kesinlikle doğru. Evet. Aslında doğal taşlar derken doğadaki yer kabuğundaki tüm maddelerin oluşum zinciri olarak bunu tanımlamak mümkün. Yani bu tanımı genişletmek mümkün. Ama burada ağırlıkla doğal taşları konuşacağımız için burada atomdan başlayıp elementten minerallere kadar giden bir zincir. Tamam. Ve daha sonra bunların doğadaki oluşumuyla ilgili ve burada gördüğümüz gibi doğal taşların ana kökeni magmadır. Magmadan üreyen taşlar önce yer kabuğunun değişik derinliklerinde soğurlar. Bir kısmı yeryüzüne çıkar ve onlar ayrışır, parçalanır. Tekrar başka tarafta, daha doğrusu o çevrimin sonucunda bir yerde çökelir. Tortu taşlar dediğimiz taşları oluşturur. Sonra onlar yine o yer kabuğunun o çok sıcak ve basınç ortamında şekil değiştirirler. Onun için biz başkalaşmış veya metamorfik taşları diyoruz. Neden önemli? Mermer bir başkalaşmış taştır. Önce kalkerler oluşur, sonradan ısı ve basınçla başkalaşarak, metamorfizma geçirerek başka bir deyimle mermer haline gelir ve Türkiye için son derece önemlidir. Evet. Burada magmatik taşlarımız var. Daha sonra tortu taşlarımız gelecek. Daha sonra metamorfik taşlarımız gelecek. Ama sorunuzu hemen cevaplamaya çalışayım. Her doğal taş mermer değildir. Bilimsel anlamda biz mermeri çok özel bir yere koyuyoruz. Örneğin Marmara mermeri diyoruz, Afyon mermeri diyoruz, Muğla mermeri diyoruz ama Bilecik mermeri demiyoruz. Orası Bilecik bej renkli kireç taşı diyoruz. Çünkü mermer tanımına, bilimsel tanımına uygun mutlaka metamorfizma geçirmiş bir karbonatlı veya manyezyum karbonatlı, kalsiyum karbonatlı bir taş olması gerekir. Onun için mermer bir doğal taştır. Ama her doğal taş mermer değildir. Bunu da söylemiş olalım. Bunu da söylemiş olalım. Evet. Devam edelim. Bunlar tortul taşlar. Biraz önce sözünü ettiğimiz. Bakın tabaka tabaka istiflenmeyi gösteren, bu şekliyle, bu karakteriyle belirginleşen taş grubudur tortul taşlar. Daha sonra mermerleri içeren taşlar, onlar metamorfik taşlar gelecek. İşte burada bizim sözünü ettiğimiz, bunu bizim iki pişmiş de dedikleri şekerler vardır. Önce şekerdir ama bir kere kavrulur. O oldu iki kere pişirildi, iki pişmiş. Doğru. Mermer iki pişmiştir. İki pişmiş oluyor. Evet. Daha da güzel. Doğru. Evet efendim. Biz taşları tanımlarken tabii ki yer bilimleri içinde olan jeolojinin kurallarından yararlanıyoruz. Önce mutlaka arazideki gözlemlerimiz olmazsa olmasıdır. Bir taşı tanırken etrafındaki taşlarla birlikte ilişkisini, yani jeolojisini tanımlayabilirsek eğer taşları kolay isimlendirebiliriz, tanımlayabiliriz. Ama bazen bu gözlemlerimiz, yani çıplak gözle yaptığımız gözlemler yetmiyor. İşte o zaman biz aynen tıpta hani kullanılan mikroskoplar vardır öyle ince kesitler alıyoruz ve özel bir mikroskop, polarizan mikroskopun altına yerleştiriyoruz onları. Mineral ilişkisini, türlerini, birbirleriyle olan kenetlenme durumlarını falan çözerek oradan taşa doğru bir isim verebiliyoruz. Aslında taşa isim vermek her zaman o kadar kolay bir iş değildir. Ama eğer taşın dilinden anlarsanız, yani jeolojiyi öğrenmeye merak ederseniz taşları da kolay tanımlarsınız. Evet efendim. Bunun içine kaya mekaniği giriyor zaten. Doğru. Kaya mekaniği benim gözde alanlarımdan biri. Doktora sonrası çalıştığım geniş bir alan. Kaya mekaniği isminden de anlaşıldığı gibi kayaların insanın doğaya girişimi sırasındaki davranışını bize söyler. Yani
bir tünel açarken, derin bir kuyu açarken, hı-hı, kayalar mutlaka kendi sırlarını kolay kolay vermek istemezler. İşte o sırları öğrenebilmek için kaya mekaniğinin, yani, hı-hı, mekanik davranışının çözümüne bize kolaylaştıran yolları denememiz lazım. Kaya mekaniği bu. Mekaniği bu. Evet. Bu ilişkiyi anlatan bir bilim dalı. Çok güzel. Doğal taşın nitelikleri, bir kere doğal taş dediğimiz zaman çevre dostu olduklarını mutlaka söylemeliyiz. Hı hı. Hani gittikçe artan örneğin yeşil yapı dediklerimiz yapı türlerinin oluşumunda mutlaka biz doğadan gelen malzemeyi doğrudan doğruya doğada, hmm, kullanmalıyız. Yani yapay, insan eliyle, insan becerisinin içine katıldığı zaman, hmm, mutlaka az veya çok oranda bizim istemediğimiz bileşikler, hmm, de içine girebiliyor. Onun için çevre dostu diye baştan söylüyoruz. Hmm. Çok dayanıklı, sağlam bir malzeme, güvenilir bir malzeme sadece bugün değil. Bütün uygarlıklar taşa güvenmiş. Eğer, hmm, taş üzerindeki izleri biz adım adım o uygarlıkları öğrenebilmek için o sabırla onları çözmeye gayret etmeseydik, bugün biz başta Anadolu olmak üzere Anadolu uygarlıkların beşiği diyemezdik. Dayanıklı ve sağlam. Bir orada çokça kullandığımız bir kavramı açıklık getirmek istiyorum. Taklit edilemeyen diyoruz. Aslında taklit ediyorlar. Nasıl taklit ediyorlar? Doğal taşların o güzel görünümlüklerini fotoğrafını, hmm, alıyorlar. Seramik üzerine yansıtıyorlar. Hmm. Doğal taşların o güzel resmini alıp son zamanda porselen üzerine yansıtıyorlar. Hmm. Ve siz mutfakta kullandığınız o porselen tezgahları, seramik tezgahları, hatta üzerinde yürüdüğümüz döşemeleri, duvarında gördüğümüz bazı o çok güzel görünümleri doğal taşlarını diyorsunuz. Ama değil. Ama değil. Ama değil. Kendimizi onlar kandırıyorsa. Tamamen taklitler. Ama dilimizde çok güzel bir sözcük var. Hı. Taklit özünü yaşatır. Dolayısıyla biz her ne kadar yakınsak da doğal taş sevenler olarak, ama biliyoruz ki bizi taklit eden bizi yaşatıyor. Evet. Evet, bizi. Evet. Çok tartışılan bir konudur. Türkiye acaba doğal taşlar açısından zengin mi? Hı hı. Onun için biraz önce şu anda da kısmen gördüğümüz bu Maden Tetkik Arama Enstitümüz, hı hı, şimdi Genel Müdürlük ismiyle, hı hı, o Cumhuriyetimizin, Atatürk'ümüzün Türkiye'ye bir armağanıdır meta. Etibank bir armağandır, hmm, Sümerbak bir armağandır. Ama ne kadar kadrini bildik, ne kadar yaşatabildik, hmm, orası ayrı bir konu ve üzücü tarafı. Fakat meta yaşıyor. Hmm. Meta'nın ürettiği bu harita, yüzlerce insanın, belki binlerce diyebileceğimiz insanın ayak izi, hmm, ve göz nuru vardır. Hmm. Ama öyle bir harita çıkmıştır ki, dünyada ender bulunan bir zenginlik doğal taşlarımız açısından ortaya konmuştur. Yine metamızın geçen yıl ortaya çıkardığı bir envanter var. Doğal taş envanteri. 81 ilimizde bugün kullanılabilir, çıkarılabilir, kullanılabilir, satılabilir nitelikte doğal taş var. Bu zenginliği başka ülkede görmek mümkün değil. Onun için miktar o kadar önemli değil. Milyarlarca ton. Ama bilin ki her yerde, her türlü taşımız var ve bu zenginliği Türkiye kadrini, hı-hı, bilmek zorunda. Bilelim artık. Mutlaka bilelim. Önce kendimiz kullanalım, evet, yurt içinde ve sonradan da zaten dünya bizden fazla da biliyor. Biliyor musunuz? Hı-hı. Bu sene bizim beklentimiz doğal taş ihracatında tüm maden ihracatımızın neredeyse yarına yakını 2 milyarı geçti. 2 milyar 200 bin beklentimiz var Aralık, hı-hı, sonu itibariyle. Hı-hı. Bu öyle bir zenginliği ne borda bulabiliyoruz ne, hı-hı, diğer madenlerde bulabiliyoruz. Onun için taş deyip geçmemek lazım. Taş bir maden ve kıymeti bilinmesi, hı-hı, kadri bilinmesi gereken, hı-hı, bir zenginlik. Şimdi küçük bir reklam arası verelim, sonra devam edelim. Hay hay efendim. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden devam edecek. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden devam ediyor. Evet, reklamlar sonrası tekrar birlikteyiz. Buyurun. Teşekkür ederim. Doğal taşları bu zenginliği söylerken
konumuzun başında da söyledik, suyu hiç inkar etmemek lazım. Hı hı. Gerçekten su yaşamın özü. Hı hı. Olmazsa olmazımız. Onun için bir de başka gözle bakmak lazım diye düşündüm sulara. Başka türlü değerlendirmek lazım. Doğayı gözlemek. Yani doğada ne olup bittiğini, taşlarla suyun birlikteliğindeki o deyim yerindeyse kucaklaşmasındaki bizim özlem duyduğumuz... Özel hani, bir isim sonunda, veriyormuşsunuz. Ya, evet, diyorum ki ona ben vuslat. Vuslat kavuşma demektir. Hmm. Ve vuslatın biraz sonra görebileceğimiz değişik yazarlar, değişik düşünürler açısından bir tanımı vardır. Hmm. Ve insanı vuslat dediğiniz zaman hangi alemlere götürür onları göreceğiz orada. Ve o zaman bir kez daha anlayacağız ki doğada bize taşla su birleşmesinin verdiği çok önemli dersler var. Hmm. Onlar bizim sessiz tanıklarımız. Ama kendi işlerinde o kadar coşkuyla bir araya geliyorlar ki bize adeta ders vermek istiyorlar. Hem Sümerler'deki o yazının ortaya konmasından önce hem de daha sonra olan Anadolu'ya yerleşik uygarlıklar var. Ve daha önceki antik kentlerimiz var. Sümer yazısından önce. Evet. Bunların her birinde adım adım taşlara basarak biz bugünden başlayarak ta Truva uygarlığına kadar iniyoruz. 3000 yıl. Bugünümüzden 5000 yıl öncesine kadar iniyoruz. Ama yetmiyor. Ondan sonra Anadolu'daki antik kentleri dolaşıyoruz. Ve antik kentleri adım adım yürüyerek Göbeklitepe'ye kadar gidiyoruz. Evet. Ve Göbeklitepe'de 9500 yıl önce, yani günümüzden 2000 yıl önceki uygarlığı görüyoruz. Ve ilk uygarlığın bir inanç oluşumu olduğunu, ki tartışmalı biraz ama genellikle kanı o yönde, Göbeklitepe'de ortaya çıkarılan o T şeklindeki taşlar bir inanç toplumunun oluştuğunu gösteriyor ki biz ona... Önceleri Anadolu'nun sıfır noktası dendi. Evet. Yani Anadolu tarihinin, hatta dünya tarihinin sıfır noktası dendi. Ama bugün öyle umut ediyoruz ki sıfır noktası daha da gerilere gidecek. Diyarbakır mı diyorsunuz? Devam eden Diyarbakır dolayındaki kazılar var. Belki 9500 değil, 10.500 yıl öncesinde. Yani merakla bekliyoruz. Yani daha da eski, daha eski uygarlıklar, daha uygarlık demiyor ama kavimlerin yaşadığını bize gösteren kanıtlar ortaya çıkacak. Hemen burada bir şey söyleyeyim. Şu anda araştırması devam eden bir Bazda mağaraları diye bildiğimiz, yine Harran Ovası'nda bir mağara diye bilinen yerlerin son zamanlarda yapılan araştırmalarıyla bir yeraltı ocak işletmesi. Belki dünyanın en eski, milattan önce 4500 yıl. Yani günümüzden 6500 yıl önce oda topuk yöntemiyle taş çıkarıldığını gösteren işaretler var. Ve uluslararası bir proje şu anda devreye sokulmak üzere. Çok heyecan verici. Son derece heyecan verici. Ve bu Anadolu'nun bilinmeyen gizlerinin, sırlarının adım adım önümüzdeki yıllarda ortaya çıkarılacağının bir müjdesi. Ben merakla bekliyoruz. Gerçekten önce. Tabii burada Truva denilince tabii ki Anadolu medeniyetlerinin beşiği. Ama bir devamında bunun göreceğimiz bir yağma vardır Truva'da. Bakın burada bir yağmanın resmi var. Şilman burada yaptığı kazılarda buldukları o altın gerdanlıkları eşinin boynunda önce süslemiş ve bunun kanıtı olarak Almanya'da bunları yayınlamış. Ama bugün ne Almanya'da ne ilk kaçırıldığı Yunanistan'da, Rusya'da. Çünkü Almanya'dan sonra Moskova'ya taşınmış. Bunlar şimdi onları Truva'yı seyretmek isteyenler Moskova'da. Veya umalım ki günün birinde ana vatanına, Türkiye'ye döner ve bu da görmek bize kısmet olur. İnşallah diyelim. Evet. Bu benim doğal taş dediğim zaman saygı duyduğum mutlaka iki ustadan bahsetmek istiyorum. Bir Rönesans'ın Michelangelo'su, taşı uyup can veren kişi. Biri de taş üstüne koyup ve bize 400'ü aşan hem de 50 yaşından sonra
50 yaşından sonra 400'ü aşkın eseriyle ölümsüz diyebileceğimiz bir sanatkar, bir mühendis, Mimar Sinan. Onun için bunlara kısa da olsa yer vermek istiyorum. Tabii ki. Bakın, burada iki örnek alabildim Michelangelo'dan. Pieta, Musa'nın ölümünden sonraki kucağı, Meryem Ana'nın kucağındaki resmi ve yanında Musa. İsa'nın ölümündeki bir insanın dokusunda neler görebilecekseniz bir taşa işlenmiş. İnanılmaz bir şey. Hakikaten. Bir inanılmaz bir şey. Zaten mucizevi bir şey aslında. Mucizevi denebilecek bir şey ve bir tek imzası vardır orada. Sinan'da da ileride bu mertebelere yükselmiş sanatçıların ve mühendislerin tevazu ön plana çıkaran bir simgesi diye ben onu nitelendirdiğim için o madalyonun Meryem Ana'nın madalyonunun üzerindeki tek imzadır. Başka hiçbir eserinde yoktur. Ve Mimar Sinan'ın da bir tek imzası vardır. O da Büyükçekmece Köprüsü'nün üzerindedir. Ama maalesef o imza çalınmıştır, biliyor musunuz? Ay, her şeyi çalmışlar. Evet. Bakın, Mimar Sinan'ın dünya UNESCO mirasını. Evet. Sadece dini yapılar, camiler değil, Mimar Sinan'ın su yapılarındaki üstünlüğü. Nitekim rahmetli hocam derdi ki, Mimar Sinan Süleymaniye'de neyse, Muhallova kemerinde de aynı şekilde yücelmiştir. Orada suyla taşı birleştirerek, evet. Sizin dediğiniz vuslat. Vuslatı canlandırmıştır. Anladım. Bakın, imzayı görüyorsunuz. O nerede? İmzada. Ve dediğim gibi şu anda replikası olanı çalınmış. Çalınmış. Nerede belli değil. Nerede belli değil. Öyle çalınan o kadar şeylerimiz var ki. Hakikaten birçok şey var. Evet. Maalesef. Devam edebiliriz. Bakın, çalınan derim, çalınmanın şahikası burada. Bir mabet, çalınan bir parça taş değil, bir heykel değil, bir mabet. Ve gördüğünüz bugün Bergama'daki, özür dilerim, Berlin'deki Bergama Müzesi tamamıyla taşından, sütunundan bütün heykellerine kadar çıkarılmış ve Berlin'e götürülmüş, orada monte edilmiş. Bugün binlerce kişinin seyrettiği Bergama Müzesi aslında Bergama'da olması gerekirken de bugün Bergama'da. Orada bitmiyor. Bakın, Efes'ten çalınanlar gelecek biraz sonra. Efes'ten götürülenler de Viyana'da bugün. Viyana'da Efes Müzesi var. Bakın, hemen karşımızda çıktı. Efes Müzesi de gördükleriniz tamamıyla buradan çıkarılan, götürülen, orada sergilenenler. Bu arada bir kişiye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. O da son kitabımızı, İngilizce kitabımızı yazmakta olan, yazmaktayken yazım etiğimizde olan Yaşar Yılmaz. Yaşar Yılmaz bir inşaat mühendisi, ama bir araştırmacı, yazar, bir meraklı. Bütün dünya müzelerini neredeyse dolaşarak tek tek, nereden ne götürülmüş, ne çalınmış, her birini izlemiş ve onları kitaplaştırmış. Çok güzel bir şey aslında. Fevkalade güzel. Hiç olmazsa nerede neyimiz var onu mutlaka bilelim. Mutlaka ilerideki bir programda Yaşar Yılmaz araştırmacı hocamızla bir program yapmanızı ve inşallah Anadolu'daki zenginliklerin bugün nerelerde olduğunu ve nelerin hasretini çektiğimizi bilmemiz lazım. İşte hasretini çektiğimiz Herakles'in anıtı Türkiye'ye getirilen ender örneklerden biri. Ender bile olsa bugün Antalya Müzesi'nde sergileniyor. Hiç olmazsa evet, böyle bir iki örnekle teselli buluyoruz. Evet. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi Vuslat'a geldik. Vuslat'a gelmeden önce benim çok sevgili bir dostum, özellikle Nazım Hikmet şiirlerinde üstadım diyebileceğim bir arkadaşım var. Evet. Ressam kendisi. Serdar Samancıoğlu. O kadar güzel bir taş şiirini okuyor ki onu bir dinleyelim. Ondan sonra sularla taşları birleştirelim. Dinleyelim efendim. Buyurun. Lütfen. Merhametsiz kalpleri sana benzettiler. Sana dilsiz, ruhsuz dediler.
Halbuki senindir değirmendeki beste. Seninle biçim verir ruhuna heykeltıraş. Sana sürülür yüz, sana vurulur baş. Milyonca insanın milyonca yıl taptığı taş. Sensin mehtabı süsleyen surlarla, sütunlarla. Çeşmeler, kemerler senden yapılır. Senden yapılır Allah'a giden merdivenler. Namaz vakti Müslümanlara senden haykırılır. Sevmediği kulları Allah taş edermiş. Görmedim ama inanırım. Hatta bir gün gelecek, gökten de yağacaktır sanırım. Taşlardır beka, taşlardır ebediyet. Taştan başka tarihe ne bırakır medeniyet? İnsanoğlu taş olur, baş yarar. Taşı üst üste kor yapar, bir yandan durmadan yıkar. Ve bir gün boylu boyunca yatırılır şehrin musalla taşına. Yine bir taş dikilir başına. İşte bu taştır insanoğlundan baki. Üstünde bir tarih, bir Fatiha, bir Hüvel Baki. Sizin taş dediğinize biz aşk evet. diyoruz değil mi? Çok evet. güzel okumuş. Evet, gerçekten kulakları çınlasın. Serdar Samancıoğlu sanatkar dostumuz. Bakın burada benim hocam, rahmetli Kemal Ergümanlı Hoca. Hı hı. 45 yılını doğal taşlara ve suya veren. Dile kolay. Ve bunun 30 yılını birlikte geçirdim. Çok şey öğrendim kendisinden. Rahmetle anıyorum. Ve onun bir sözü öğrencilerin dilinden düşmez. Taş, toprak, su, işimiz bu. Veya işte hayat bu diye sonradan biz onu değiştirdik. Ve yolculuğuna, son yolculuğuna uğurlarken kabrinin üzerine yazdık. Taş, toprak, su, işte hayat bu dedik. Evet. Gerçekten öyle. Burada Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun çok hoşuma giden ve vuslatla, kavuşmayla üst üste gelen bir şiiri var. İstanbul deyince aklıma kuleler gelir. Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır. Ama şu Kız Kulesi'nin aklı olsa Galata Kulesi'ne varır ve birçok çocukları olur. Ne güzel demiş, evet, değil mi? Bunu Bedir Rahmi Vuslat'ın kendi diliyle, bir şair diliyle anlatımı. Evet, Vuslat aslında sularla kayaları eğer bakmakla görmek arasındaki farkı algılayabilirsek, yani baktıklarımızı eğer gördüklerimiz şeklinde algılayabilsek, o zaman taşlarla suyun bize neler anlatmak istediğini görürüz. Hı. Hemen Colorado Kanyonu'na gideriz. Neden Colorado Kanyonu? Colorado Kanyonu bize yer kabuğunun oluşumundan sonra geçen 2 milyar yakın ki ondan sonra geçen yer kabuğunun bizim canlı oluşumundan itibaren bildiğimiz tarihi 570 milyon yıl kadardır. Onun daha da öncesindeki canlılardaki hareketle, o bakterilerde hareketle onları bilebiliyoruz. Ama Colorado Kanyonu'na indiğiniz zaman o 1600 metre içinde biz adım adım bütün jeolojik geçmişimizi görüyoruz. Bu son derece önemli ve o yüzden... İçinde tarih var yani. İçinde okuyabilene yer kabuğunun tarihi evet, var. Tarih. Okuyabilene de biraz önce söyledik uygarlıkların tarihi var. Evet. Bakın burada yine hayıflanarak söyleyeceğimiz, koruyamadığımız bir zenginlik. Bu bizim Mekke krateri gölü. Bir volkanın üzerindeki inanılmaz güzellikteki bir krater gölü iken aşırı sulamayla, denetimsiz sulamayla en altta bugün Mekke Gölü'nün geldiği yer var. Halbuki biz kadrini bilseydik, öyle koruyabilseydik bugün sadece bizim ülkemizin vatandaşlarının değil, yurt dışından gelecek turistlerin bir numaralı görmek istediği yer olabilecek zenginlikte, güzellikte bir yerde. Bakın burada dediğim gibi kutsal kitaplarımızda suyla taşın arasındaki ilişkiyi gösteren ibareler bizim Bakara suremizde hem yeraltı sularında mağaralarda hem yerüstü sularında
özel ayetler vardır. Öyle kayalar vardır ki içinden sular fışkırır diyor. Ve yine öyle kayalar vardır ki içinde ırmaklar akar. Akar sular akar. Ve mağaraları da bir sabır damlaları olarak nitelendiriyoruz. Her damla mağara, mağaralardaki damla bir tortu bırakır. O tortu birike yüzlerce yıl içinde o sarkıtları, yerden dikitleri oluşturur. O yüzden mağaralara sadece bir taş olarak değil de bir sabrın, su ile taş arasındaki sabrın özümsenmiş şekli olarak bakmak felsefik lazım. Felsefik bakış açısı. Evet, işte. Metafizik açıdan değerlendirdiğimiz zaman bunu görürüz. Tabii bu birleşme insanlara da örnek olmuş. İnsanlar bazı yapılarında suyla taşı birleştirmiş. Mesela bizim Roma'dan kalan Yerebakan Sarayı'nda o yüzlerce granit sütun suyla birleştirilmiş. Orada su biriktirilmiş. Güzel, evet. Bakın ama bunu görmeden Roma'yı görmedim diyemez ki kimse. Doğru, ben gördüm bunu. Evet. Trevi'yi mutlaka Trevi aşk çeşmesini ritüelleri vardır ya, ritüelleri atarsınız sırtınızdan, sağ eliyle solumuzdan böyle bir şeydi öyle, galiba. Öyle. Bakın burada bu aşk çeşmesi ama bizim de çeşmelerimiz var. Sadece neyimiz eksik bence bizim, de yani. Ne güzel çeşmelerimiz var. Bakın şimdi devam edelim. Bu benim çeşmem. Denebilir mi? Bu Balyan ailesinin Osmanlı'nın son döneminde yaptığı çeşme. Ama evim bunun tam karşısında. Her sabah bununla uyanıyorum ben. Her sabah bununla şükrediyorum ben. Bunları görebildiğim için, bunları yaşayabildiğim için. Çünkü çeşmeler insana hayat veren, suyu akıtan menbaalardır. Devam edelim. Çok daha. Çok bir hayrına hep yapılır ya, kesinlikle çeşme yapılır. Bakın ileride bir hayır şey. Bakın tam sizin dediğiniz. Ah, bakayım, evet. Başka şey isteseydiniz. Başka şey isteseydiniz. Bakın bu bir hayır küpü bu. Ve burada bir Osmanlı'nın yaptığı sebil küpü. Bunun içine çok değerli menba suları doldurulur ve sonradan akıtılır. Bakın Rumca, Ermenice ve Osmanlıca Ala Kayış Dağı suyu diye yazılı olan ve o Osmanlı toplumunun içindeki bütün kişileri hiç ayırmaksızın suyla buluşturmak için yapılan bir sebil, hayır. Şadırvanlar aynı şekilde. Bu da benim memleketim, doğum yerim olan Bursa'nın şadırvanı Ulu Cami'nin içindedir. Ve çoğu camimizde şadırvanlar avluda iken buradaki şadırvan o su sesi namaz kılanların bir taraftan iç dünyalarında güzel meditasyon Allah'ıyla, gibi. Kesinlikle, aslında. Kesinlikle iç dünyalarıyla Allah'la buluşurken bir taraftan su sesiyle varlık o suya varlığının şükretmenin, hamd etmenin ne demek olduğunu gösteren bir ortamdır. Orada da namaz kılmasanız bile ziyaret ettiğinizde şadırvanın kenarında oturun, o su sesini dinleyin. Bambaşka bir dünyada gideceksiniz. Hamamlar, eski hamam eski tas değil tabii ama ama hala hamamlar suyla insanı buluşturan ve o sıcak suyun sağlığını bahşeden, su dediğimiz zaman zaten sadece içtiğimiz sular değil, sıcak sular dediğimiz o sular da var. Doğru, güzel kaynak şimdi, sularımız var. Bakın dedik ki, şimdi düşünme zamanı ya taşlar ve sular olmasaydı dememiz ne lazım. Yapardık? Biz de bu konuşmayı yapamazdık. Doğru. Evet. Valla çok teşekkür ederiz. Yeni yılımızın ilk programı oldu. Sizinle başladık. Ama çok teşekkür ederim. Bu yeni yılda da ben en azından kucaklaşmayı, unuttuğumuz kucaklaşmayı sık sık tekrarlayacağımız, İnşallah. Birbirimize sarılacağımız, geçmişin kötü günlerini unutacağımız zamanlara örnek olmasına vesile olmasını diliyorum. İnşallah. Gönülden kutluyorum yeni yılımızı. Diyeceğiz. Vuslatla başladık, giriş yaptık. Evet, o vuslatla, vuslatla geçen günlerimiz olsun diyelim. İnşallah. Amin. Evet. Şu hediyeyi de normalde hep birilerine veriyoruz. Bugün kendisi burada olmadığı için siz arkadaşınız Serdan Samancıoğlu'na çok verirsiniz. Çok teşekkür ederim. Götürürüm. Mutlaka çok çok kendisi mutlu olacaktır. Evet. Çünkü dediğim gibi gerçek bir sanatkardır. Ve Saadettin Alpan da Türk madenciliğinin
Ama kelimenin tam anlamıyla duayen nedir? Evet. Onun için bu hediye, onun için bir duayen hediyesi olacaktır. Evet. Sonra bir madenci heykeli de götüreceğim kendisine. Evet, sevgilimizi ve, de Serdar Bey'e buradan iletmiş olalım. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, efendim. Çok teşekkür ederiz Erdoğan Bey geldiğiniz için. Sağ olun. Ve sevgili seyirciler, haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yaşam ve Madeni sundu.